Ya hazırlık şöyle, bir kere en az bir iki defa görüşme yapıyoruz ameliyat öncesinde. Çünkü hastanın beklentileri ve bizim ona verebileceklerimiz önemli o burununda. Çünkü hasta geliyor, elinde bazı fotoğraflar var. Ben bir burnu istiyorum diyor ama kendi burnunun o buruna dönüşebilme ihtimalini düşünüyor mu? O önemli. Yani o uyuşabilir mi? Kesinlikle. O burun buna dönüşür mü? Bir kere ortak bir paydada buluşmak lazım. İşte biz hastaya kendi burnu üzerinden öncelikle muayenesini yapıp kendi burnu üzerinden neler yapabileceğimizi söylüyoruz. Burada birinci etken cilt yapısı. Yani burun estetiğin bence olmazsa olmaz en önemli şeyi hastanın cildinin yapısı. İnce cilt, orta kalınlıkta ve kalın cilt olarak genelde sınıflandırabiliyoruz. Buradaki hangi cilde sahipse bu hasta ona göre konuşmak lazım. İyileşme süreci de çünkü bu cilt yapısına göre ve burnun şekli alması da bu cilt yapısına göre oluyor. Burada dediğim gibi hastanın cilt yapısı ve iskelet yani o büyüklüğü çok önemli. Şimdi ince ciltli burunlar daha hızlı şekle giriyor. 6 ay civarında şeklini alırken kalın ciltli burunlar 1-1,5 sene civarında tam oturmayabiliyor. Bunu hastaya çok iyi anlatmak lazım. Ne Kesinlikle. kadar söylesek de hastalar unutuyorlar. İşte Ameliyat 6. sonrası ayda kendini. hala benim burnum niye büyük, niye küçülmedi diye gelebiliyorlar ama dediğim gibi yani cilt yapısı çok önemli. O ödemin gitmesi kalın ciltlerde 1-1,5 senede benim çok değişen hastalarım var. Öyle çok sabır gerektiren bir iş burun Kesinlikle. estetiği. Hemen böyle bir hafta sonra alçıdan çıkınca o şekil hemen oluşmuyor. Sonuçta o kemikleri biz kesiyoruz, yeniden şekillendiriyoruz. Orası bir travma. Dokular şişiyor. Yani Tabii. kolunuzu çarpsanız bile kaç Tabii. gün böyle ağrıyor, şişiyor bazen. Sonuçta orada da büyük bir ameliyat. Öyle küçük bir ameliyat da değil. Tabii. 2 saat kadar süren bir ameliyat. Ha, ama korkulacak bir şey yok. Ağrısız sızısı olan bir işlem değil. Çok fazla artık yeni teknolojiler Tabii. kullanıyoruz. Çünkü kemikleri kırmadan kesiyoruz. Cihazlar kullanıyoruz. Bir gece hastanede yatırıyoruz. Ve bir hafta sonra da alçısını ve tamponunu çıkarıyoruz. Artık yani böyle bu işlem ağrılı, sızılı, tampon korkuları çok fazla oluyor hastaların. Kesinlikle. Eskiden gelen bir şey. Bilinç İşte altında komşusu yanlış 15 bilinç. sene, 20 sene önce ameliyat olmuş, o tamponda bayılmış falan. Ama şimdi kullandığımız tamponlar çok özel, küçücük, plastik. Çektiğinde bile bazen anlamıyor. Bu mu iş diyor hastalar. O yüzden korkulacak Müthiş. bir şey yok. Ama dediğim gibi doktorla bir kere aynı şeyde frekansta buluşmak gerekiyor hastanın sonuç açısından. Sonra iki taraf da üzülüyor. O zaman Yani elinde beklentiyi çok iyi anlatıp sunmak hastanın lazım. doktoruna, doktorun da dediğim gibi bu olur mu olmaz mı? Yani o hastanın beklentisi karşılanabilir mi? Onu çok iyi açıklaması lazım.